ve geldi. İşte beklenen video serisinin bilmem kaçıncısı geldi. 9 artı 1, bir ÖSYM analizi, bir sınav analizi olan ÖSYM'nin sorulara konuya nasıl baktığını gösteren video serimizin kimyanın temel yasaları kısmına başlıyoruz. Hadi bakalım en çok sorulan 9 tane soru tipi üzerine bir tane benim tahmin, tahmin sorumla kimyanın temel yasalarını irdeleyelim, inceleyelim, inciğini cıncığını çıkaralım bakalım neler olacak. Son 10 yılın sınav analizine baktığımızda arkadaşlar 2010'da çıkmış 11'de çıkmamış. 12'de 2 tane 13'te bir tane çıkmış 14'te çıkmamış. 15'te çıkmış 16'dan sonra Allah şey getire artık yani hani ÖSYM demiş ki artık gerek yok benim yasalar sormama. Neden böyle yapıyor arkadaşlar ÖSYM? Çünkü yasalar ve mol bu iki konu ee, kimyanın hesaplama mantığının temeli. Bu ikisini bilmeden kimyadan hesaplama yapamıyorsun. Yani bunu biliyorsan da diğer hesaplamaları yapıyorsun. 2021'de işte 2020'de falan hep hesaplamayla ilgili sorular sordu. Yani mantık şu diyor ki bu çocuk hesaplamayı yapabiliyorsa yasaları hayli hayli yapar. Bu çocuk işte tepkime hesaplamalarını ayete de yapıyorsa yasaları ah fasafiso rahat rahat yapar diye son yıllarda çok sormadı. Ama bu sormayacak anlamına gelmiyor. Bununla ilgili sorular sorabiliyor. ÖSYM bazen 3 sene, 5 sene, 10 sene burada olduğu gibi sormadan gelip sorabiliyor. Peki ne çıkmış? Kütlenin korunumu 2012'de, sabit oranlar 2015'te, katlı oranlar 2010'da ve 2012'de. Şu an TYT müfredatında olmayan ama AYT'de olan sabit hacim oranları 2013'te çıkmış. 2016 sonrasında çıkan soru yok. Dağılımına baktığımızda en çok katlı oranlar çıkmış. Çünkü diğer yasaları kapsıyor. Katlı oran sorduğunda bunları da sormuş oluyorsun. Ama sabit hacim oranı, kütlenin korunumu, sabit oranlar gibi konulardan da onun yarısı kadar da olsa soru gelmiş. Konun içeriği ezber mi öğrenilecek mi? Konunun içeriği öğrenilecek arkadaşlar. Yasalarda ezber çok az var. Yasalar tamamen mantık, tamamen matematik. Mantığın, matematiğin varsa yaparsın. Ezberleyerek yasaları çözemezsin. Bu konuyu anlamak için neyi bilmelisin? Arkadaşlar yasalar konusu yasalardan bir sonraki konu olan molle beraber kimyanın hesaplamasının alfabesidir. Yasalar ve molden soru çıkmasa da sen bu konuları bilmiyorsan özellikle AYT'deki hesaplamaları yapamazsın. Bu alfaben nasıl alfabeyi bilmeden kitap okuyamıyorsan bunu da bilmeden kimyadan hesaplama yapacak, yapamazsın. Yani işin temeli bu. Anlaştık değil mi? Yasalar çok çıkmasa da yasalardaki hesaplama mantığı olmadan kimyanın hesaplamada hiçbir sorusu yaslamaz. Yasalar kimyanın diğer konularından bağımsız olarak tek başına anlaşılabilir ancak iyi bir oran orantı bilgisi gerekir. Matematikten oran orantı bilgin zayıfsa oran orantı problemlerinden sıkıntı çekiyorsan yasalardan da sıkıntı çekersin arkadaşım. Buna lütfen dikkat et. Konuyu biraz irdeledik. Konunun ne olduğunu gördük. ÖSYM'nin bakış açısını azlık gördük. Bir de sorular üzerinden bakış açısını görelim mi? Hadi o zaman birinci soru. Birinci soru dedik ya. Birinci soru arkadaşlar 2010'da çıkan bir sorunun benzeri katlı oranlar sorusu karbon, potasyum, kalsiyum, azot ve bakırın oksijenle yaptığı bazı bileşiklerin birleşme oranı verilmiş burada bakın. Bu birleşme oranlarına göre soru soruyor. Diyor ki kitaplarda çok yaygınca bulursunuz. Bu 2010'da çıktığı için her kitapta buna benzer bir iki soru sorar hani. E, benzer sorular çok fazladır. Diyor ki karbon, potasyum, kalsiyum, azot ve bakırdan eşit miktarda alırsan hangisinde oksijen en çok olur? Yani 3'ü, 5'i, 7'yi ve 4'ü eşit diyeceksin. Diğer taraftaki oksijene bakacaksın. Hocam gerek yok. Ben 8 bölü 3 1 bölü 5 yaparım. Hangisinin büyük olduğunu bulurum. Of course bebeğim. Bulabilirsin. Bulabilirsin tatlım. Ben biraz daha matematiği zayıf olanlara yönelik dönüyorum. 3 5 15 de eşitlenir. E, 7 kaç oluyor? 15 7 çarptık. Bir de 4 de mi çarpacağız? Zor mu olacak biraz? Şöyle yapalım arkadaşlar. Buradaki oksijenin oranı 8 bölü 3. Biraz önce hani sen bildiğin yolla yaptık ya o yolla yapalım. Yani buradaki oksijen karbonun yaklaşık olarak 2 küsür katı. Buradaki oksijenin oranı 1 bölü 5. Buradaki oksijenin oranı 2 bölü 5. Buradaki oksijenin oranı 12 bölü 7. Buradaki oksijenin oranı 1 bölü 4. Bir defa şu oksijenler yanındaki elementten daha azlar. Yani çok çok az yer kaplıyor. Bir şurada oksijen fazla bir burada oksijen fazla. Bu ikisini kıyaslasak yeterli. Böylece biraz şıkeleyerek işi kolaylaştırabiliriz. 3'e 8, 7'ye 12, bunu 7 ile bunu 3 ile çarparsam eşitlenir 21'e 21. Burada oksijen 56 olur. Burada oksijen 36 olur. Burada oksijen daha fazla. O zaman oksijenin en fazla olduğu seçenek A seçeneği. Yani baştaki elementleri eşitlememiz lazım ama hepsini eşitlesek çok küsuratlı sayılar çıkacaktı. Bu yüzden önce oksijeni az olanları eledim. Oksijeni çok olanlar arasında. Oksijenin diğer elementi oranı çok olanlar arasında. Elemente eşitleyip oksijeni bulduğum Katlı oranı yaparak soruyu çözdüm. Anlaştık değil mi? Hadi ikinci soru. İkinci soru arkadaşlar. Kimyanın TYT tarihinde çok nadir sorulan bir soru tipi doğrudan isim soruyor. Kimyanın son 12 yıllık tarihinde iki defa isim soruldu arkadaşlar. Bir, e, hangisinin kimya bilimine katkısı olmamıştırdı? Bir de bir yasayı tarif etti. Bu yasayı bulanı sordu. Hani e, kütlenin korunma yasasını tarif etti. Şöyledir efendim. Böyledir. Bu yasa da bu yapılmıştır. Bu yapılmıştır. Buna göre kim buldu dedi. İki defa bu soru soruldu. Bu da o soruya benzer bir soru. Doğrudan isim eşleştirmesi. Kütlenin korunumunu Lavoizer buluyor biliyorsunuz. Prost sabit oranları ve prostatı buluyor. Dalton katlı oranları ve atom modelini buluyor. Üçü de doğru. O zaman geçelim. Üçüncü soruya. Üçüncü soruda doğrudan bir katlı oran sorusu. 2012'de benzeri çıkmış. Benden kopya çekmişler biliyorsunuz. Yoksa ben onlara bakıp esinlenip soru yazmıyorum. Bunu hepiniz biliyorsunuz. X ve Y elementleri arasında oluşan iki farklı bileşikte aynı miktar Y ile birleşen birinci bileşikteki X'in ikinci bileşikteki X e oranı 5 bölü 3. Birinci bileşiğin formülü X 2 Y 3. Bak ne diyor? Aynı miktar Y ile hemen Y'yi 3 yaptım. Birinci bileşikteki X'in 2'nin İkinci bileşikteki x'e oranı. a'ya oranı 5 bölü 3'müş. O zaman buradan a'yı çekersek a eşittir 5 a eşittir 6'dan 6 bölü 5 oluyor değil mi? a 6 bölü 5 oluyor. Hemen yazalım. O zaman bu bileşiğin formülünde x 6 bölü 5 y 3'müş. Hocam böyle formül mü olur? Tamam. 5 ile çarpıksın de. x 6 y 15. Bir de sadeleştir 3'te. x 2 e, y 5 mi çıktı? Yanlış mı yaptık? E, ee, 3 sadeleştirirsek 2, 3 sadeleştirirsek 5. Doğru yaptık be. D şıkkı işte. Niye yokmuş gibi davranıyorsun şıklarda? Bir an şıklarda göremedim de ondan. Anlaştık değil mi? Y sabit dedi. Y'yi sabit dedim. X buraya 2 dediysen buraya A dedim. Y'ler sabitken 1'deki X'in 2'deki X'e oranı 5 bölü 3'müş. 2 bölü A 5 bölü 3'ten buradan A 6 bölü 5 çıktı. Bunu yazdıktan sonra bu sayıları en basit tam sayı olacak şekilde büyüttüm, sadeleştirdim. Cevabımız x2, y5 çıktı. Üçüncü sorumuz. Hadi dörde bakalım. Dördüncü soru artık TYT müfredatında olmayan bir soru ama hani yasa olduğu için çıktığı için buraya alayım. Hadi biraz AYT biliyoruz zaten. Azıcık çözeriz. Azıcık da TYT mantığını AYT'ye oturturuz. X2, Y2, x 3 oluşmuş. Tepkimeyi yazdım. Denkleştirdim. Arkadaşlar sabit hacim oranları şunu diyor. Başındaki sayılar hacmiyle doğru orantılı. Yani sen 30 litreyi 30 litre alsan da bu 1'e 3 oranında harcanmak zorunda. Dolayısıyla bundan 10 harcanırsa bundan 30 harcanır. Bundan da 20 oluşur. Tepkime bittiğinde bundan 20 arttı. Y2 bitti. X'i 3'ten de 20 oluştu. O zaman 20-20 daha kaptan toplam 40 litre var. Yani kimyasal hesaplama mantığını biliyorsan zaten çok kolay gelmiştir. Basitçe rahatlıkla yapabilmişsindir. Bilmiyorsan da katsayılı orantılı hep 1'e 3 harcamak zorundayız. E hocam niye x2'yi bitirmedik? 1'e 3 ya 30'a 90 harcayacağız. 30 varken 90'ını harcayamayız y için. O yüzden y'yi bitirdik. Y3 ken x1, y30 ken x10 oldu. X'ten 20 arttı. Y1 ken x2 idi. Bu 10 iken bu 20. X'e 3'ten de 20 oluştu. 40 oldu. Anlaştık değil mi? Hadi 5'e bakalım. 5. soru 2015'te çıkan bir ee, tepkime sorusunun benzeri. 1.6 gram bakır ve 1 gram oksijen tam verimle tepkimeye girdiğinde arkadaşlar gram vermiş gram soruyorsa doğrudan yasayla yapabilirsin. Cu onun birleşme oranı Cu 64 o 16'dan 64 bölü 16 mı? Yani 4'e 1 birleşip 5 oluşuyor. Bak sen Cu'dan 1.6 almışsın. Yani 0.4 katı. O zaman bunun da 0.4 katı girecek. 2 gram birleşik oluşacak. Hocam ben oksijenden 1 almıştım ama 4'e 1 oranında girmek zorunda ya. O 1'in 0.4'ü girer. 0.6'sı artar. 2.6 değil 2 gram cu o oluşur. Bakırdan artma olmaz. Bakırın tamamı tükenir. Önce sabit oranını bulduk 4'e 1. 4'e 1 ise 16'ya 4. 1.6'ya 0.4 girdi. 2 oluştu. Hocam mole çevirelim. Çevirebilirsin biraz uzar sayılar küçük olduğu için. Molle de yapabilirsin istersen. Hadi 6. soruya bakalım. Arkadaşlar konu analizinde de görmüşsünüzdür. Çıkmış 5 sorumuz var. Dolayısıyla bundan sonraki sorular artık benim tahmin sorularım oluyor. Yani bu da çıkabilir, bu da çıkabilir, bu da çıkabilir dediğim sorular ama en tahminim artı 1. 9 artı 1 ya. Artı 1 net çıkacak yani. Bu sene çıkacak artık. Bugünkü sistem değişikliğinden sonra kesin çıkar kesin. Öyle böyle değil. Hemen bakıyoruz şimdi. 2 bileşik var. X, Y arasında oluşmuş. Bu iki bileşikle ilgili hangisi yanlıştır diyor. Bakın birinci bileşiğe bakıyorsun. Y'den 4 oluşmuş. Bileşik 11. Demek ki x'ten 7 harcamışız. Bu arada 4'ten 2'ye kadar y eklemişsin. Bileşik oluşmamış. Demek ki 12 eksi 4 8 gram y bir de artmış. Hani eklemişsin oluşmamış eklemişsin oluşmamış. X bitmiş demek ki birleşmiyor. İkinci bileşiğe bakıyorum. Y 12'ymiş. Bileşik 19'muş. 19 eksi 12 o zaman. Burada da 7 gram x harcamışız. Hadi bakalım. İki tepkime de de kullanmışız. Doğru. Birinci tepkime de bakın y'den 8 gram arttı. Doğru. Birinci bileşiğin ikinci bileşiğe katlı oranı. Bakın dikkat edin. Biri 7'ye 4, biri 7'ye 12. Dolayısıyla 4'e 12'den x'ler zaten sabit. Ya 3 bölü 1 ya 1 bölü 3. Birinci bileşiğin formülü x 2 ise ikincisi x2 y 3'tür bakalım. Şimdi ben birinci bileşiğe ne dedik? x'ye 2. x 2. Birinci bileşik fark ettiyseniz 7'ye 4. Buraya x'ye 2 dedik. Ve diğeri 7'ye 12. Bunlar aynı, hemen x'leri aynı tuttum birebir. Y3 katına çıkmış. Y'yi 3 katına çıkardım. Bu X Y2 ise diğeri X 6 oluyor. Ne demiş? X2 Y3. Hayır bebeğim, hayır. Olmaz öyle bir şey. E biri 7'ye 4 girmiş, diğeri 7'ye 12 girmiş. Onu bulmuştuk zaten soruyu. Çözüm tekniğimizin başlangıç sebebi bu. Sait hocam yani. Ne kadar ayıp böyle şeyler sorulur mu bize? Hadi. Hadi 7. soruya geç. Hadi. Hadi Sait hocam hadi. 220 sabit oran sorusu. X'i 3 bölü 8. E 3 bölü 8 ise x'ten 3 girdi. Y'den 8 girdi. Toplam 11 gram bileşik oluştu. X'ten 3 olursan en fazla 11 gram bileşik oluşturabilirsin. Doğru. Sabit oran. E bana verilen sabit oran 3 bölü 8. Bunun sabit oranı 3 bölü 4. Yani y'yi yarıya düşürmüşüm. Y2 ise buradaki y'yi yarıya düşürürüm. Y1 olur. Gayet basit. 3'e 8. 1x 2y ise 3'e 4'te 1x 1y olur. 2 gram x ve 4 gram y ile en fazla 5,5 gram elde edilir. Şimdi bakalım. 3'e 8 giriyor 11 değil mi? Bu 4 ise yarısı bundan da 1,5 girer. 5,5 elde ederiz. Sen 2 almışsın da 1,5 giriyor oranın korunması için 0,5 de artıyor. Evet 3'ü de doğru. Aferin. Aferin güzel yaptın. Hadi 8. soru. 8. soru da oradan bir bileşikle ilgili bilgi veriyor. Magnezyum 24, 3 magnezyum 72. Azot 14, 2 azot 28. Toplam kaç oldu? 100. 100'ün 28'i azot. %28 doğru. Sabit oran 72'nin 28'i oranı arkadaşlar. Ee, 36'ya 14, 18'e 7 oluyor. Hayır 3'e 2 değil. MgO bileşiği ile Mg3N2 ile MgO'nun katlı oranı olmaz. Katlı oran olması için aynı elementlerden oluşmak zorunda. Yine magnezyum ve azot olacak. Elementler değişirse katlı oranlara uymaz. Cevabımız... Yalnız Adana. O zaman hadi 9'a geçelim. 9'da biraz öncekinin tam tersi. %40'ı x diyor. %40'ı x ise %60'ı y. Yani 4'e 6. 2'ye 3 birleşip 5 oluşturuyor. E sen 3'e 3 alsan da 2'ye 3 birleşir. Buradan 1 artar. Hani 3'e 2 sabit oranı değiştiremezsin. X'ten 1 artar. Bileşikten 5 oluşur. E başta 3'e 3 6 e aldıysan kütlenin korunumu yasası. Tepkime sonunda da 6 gram vardır. Canım bunu da hesaplama artık bunu da oluşan artan diye. Kaç kirbiyse o kadar çıkar. Mol değil ki bu korunmasın. Kütle korunur. Ha mol 3 mol girip 5 mol çıkabilir. Onda bir şey yok. Ama kütle kaç gram girerse o kadar gram çıkar. Biliyorsun değil mi? Hadi o zaman ÖSYM e. bu sene ne soracak? Gizli kimseye söyleme bu bilgiyi. Sakla kendine. Bak bakayım ne soracak? Ben diyorum ki minik kuşlarım ÖSYM mi bu sene formül bulma soracak. Böyle diyecek ki bu formül X2Y3 ise bu formül nedir? Bak hemen bakıyorum. Bunu X2 dedim değil mi? 4'e. X kaç katına çıkmış? 3 katına. O zaman 2'yi 3 katına çıkardın 6. Şuna Y3 dedin değil mi? 3 taneye 9'sa bir taneye 3. 12'de 4 taneye olur. O zaman bunun formülü X6Y4 sadeleştir x3 y Bu kadar kolay çıkar mı? E çıkan sorulara baksana. Bu kadar kolay değil miydi çıkan sorular sence? Çıkan sorular bunun ayarında bir kolaylığa sahip değil miydi? Bence bu sene bunu soracak ÖSYM. Bu sayılarla sormasın canım ayıp olur. Yani diğer arkadaşlar da yapsın. Yani arada hep hep para yapmasın. diğerlerinde de biraz yapsınlar. Siz daha çok yapın ama. Siz daha çok yapın tamam mı? Seviliyorsunuz. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve bol çalışın. Artık bol çalışmanız lazım. Unutmadınız değil mi sabahki videoyu?